Havva seninle başlayalım. Köy çorbası, Afyon usulü. Şöyle söyleyeceğim. Menüyü gördüğümde köy çorbası olduğunda hangi çeşit olduğunu merak ettim açıkçası. İşte gördün. Şu an gördüm önümde yeşil mercimekli Avrupa şehriyeli bir çorba. Havuç da var içinde, havuç, evet. Havuç da var. Ben soğan genel var. Bir baktığımda patates ve havuçtan yapılan bir çorba olarak gördüm. İlk önüme çıkan köy çorbasında. Nasıl Sultan Hanım dedi ki, ismi çok uzun, sizin çorbanız böyle bir çorba yok dedi. Ben de zaten hanımefendiye, Sultan Hanım'a çıkarttığımı getirdim. Böyle bir çorba olduğunu gösterdim. Havvacığım, bu çorbaya gelsek artık. Program yani bitti. Ben açıkçası... Allah'ım, program bitti. Evet, açıkçası bak, şöyle bir şey var. Pişkinliği hani pişmiş, çok güzel. Pişmiş. Oh, yani, çok pişkin. Çok iyi gelmedi açıkçası bana. Ama sıcak değildi. Ilık. Evet, katılıyorum. Değildi. Doğru, ılık, tamam. Ilık. Doğru, sıcak ılık. Değildi, evet. Bir acı geldi. Böyle çok bir acı. Acılık geldi bana. Çok iyi. Biberin verdiği bir acılık geldi. Biber ama fazla acı katmadım. Sanırım yeşil biber acıydı. Olabilir. Onun dışında eline kuluna sağlık ama şöyle söyleyeyim, yani soğanlarınızı doğrarken çok küçültememişsiniz. Şöyle soğanınızı oluşur böyle, o yüzden. Yoksa küçük doğramayı da biliyorum canım benim. Özelliği mi böyle? Heh, evet. Bak farkındaysan diğer sebzeler de büyük. Ama sana küçük mü gelmiş, büyük mü gelmiş? Bana bayağı büyük gelmiş yani. Nedense sana hep böyle ya büyük geliyor ya küçük geliyor, hiç gelmiyor. Ben bilmiyorum bu hafta sana niye böyle oldu, hiç anlamış değilim ama kasıtlı yapılan bir şey değil. Ben yaptığım yorumların altını dolduruyorum ama siz dolduramıyorsunuz. Peki. Peki. Naz? Çorbası ılıktı zaten kendisi de. Tamam. Evet, kabul doğru. Etti. Pişmesi vesaire güzel ama bana bir tık acı geldi. Evet, tamam. Yani bir tık acı yani. Diğer sebzelerin pişmesi oranı güzel. Afiyet olsun. Sen isteyerek mi acı yaptın bilmeden yeşil biber acı? Hayır, yeşil biber acı. Tatmadın sanırım. Mı böyle bir çıt tattım. Ortadan? Ha yok, biberi tatmadım. Tatmadın, anladım. Elif? Evet, çorbanın ılıklığı Furkan'ınkiyle aynı oranda ılık. Nasıl peki? Dediğim gibi içilebilir kıvam. Yani bunun daha soğunu ben içemem ama bu içilebilir kıvamda ılıklı. Tamam. Tabii ki o da buz gibi, evet, de değil. Evet, buz gibi yani. Değil, ılık. Çok buz diyemeyiz bu çorbaya. Dediği gibi ben de ilk çorbada soğanların büyüklüğü beni gözümde rahatsız etti mesela. Ama onun dışında acı oranı beni rahatsız etmedi. Ben çorbada bu orana kadar acıyı severim. Ürünlerin dağılımı da iyi bence. Yani hani çok böyle birinden çok fazla diğerinden çok az olmamış. İyi dağılmış. Homojen diyorsun bütün. Evet. Farklılıklar falan. Çok başarılı. Böyle tam, evet, tam puanlık bir çorba ya da tam olmuş bir çorba değil. Çok küçük eksikleri olan bir çorba ama genel olarak iyi denilebilecek kıvamda. Afiyet olsun, şu anda beni şaşırttı. Pişmiş mi güzel mercimekler falan? Gayet güzel pişmiş. Hı-hı. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Acılıkta ben acı sevmem ama acı oranı bence iyi. Yani yenilebilir durumda. Lezzeti iyi, kıvamı yerinde. Ilıklığı ben lezzetine daha çok dikkat ediyorum. Lezzetli bir çorba olmuş. Sizin yani ılık olması. Çünkü. Evet ama lezzetliydi. Ondan dolayı katılıyorsunuz. Evet. Evet ama lezzetliydi öyle başlangıcım. Lezzetli değil. Aynen. Acı gibi değildi. Yine aynı. Yine sardılar gibi. Başlangıcım yenmeyecekti. Bak ben yiyorum Sultan, gözünden kaçırdım. Genel olarak beğendim. Eline sağlık. Sen idolümsün benim, haftanın başından beri ye. Sen afiyet zaten olsun. Herkese bir oyunculuk oynuyorsun. Korkuyorum Sultan'dan, korkuyorum. Çelik yelek giydin mi onu merak ediyorum. Kendinkini değil de önce bizinkilerini alsam bence. Ama devam ediyorsunuz, o yüzden almak istemedim. Herhalde çok sevdiniz. Yok. Neyse tamam, hadi sizi kırmak istemiyorum. Alayım canım. Buyurun. Tabağını. Elinize sağlık. Afiyet bal şeker olsun. Köy çorbası, yeşil mercimekli, havuçlu. Böyle her zaman yaptığımız, içtiğimiz orta karar bir çorbaydı. Köy çorbası dediği şey aslında yeşil mercimekli bir çorbaydı bence. Ekstrem bir şey yoktu, farklılığı yoktu. Ve biraz acıydı da. Yani çok beğenerek içmedim çorbasını. Ilıktı zaten. Onun dışında sebzelerin haşlanması vesaire güzeldi. Köy çorbası dedi. Ben şimdi köy çorbasını araştırıp baktığımda sebze ve patates vardı. Ama bu bildiğiniz bize yeşil mercimek çorbası sunmuştu. Arpa şehriyeli yeşil mercimek. İçinde havuç vardı, patates vardı, doğru. Soğanı da vardı ama soğanları zaten büyük gelmişti. Ama şu var, kıvamı pişmişti. Yeşil mercimek zaten kolay pişen bir şey. Hani haşlasın, arpa şehriyesini atsın, haşlanmış. Bitti, bu kadar kolaydı. Benim çorbamın yanından geçemezdi kesinlikle. Ne getiriyorsun ara yemek? Şimdi ara yemek yalancı kabak börek. Yalancı kabak börek. Evet. Sen Furkan'ın yalancı çorbasını ezdin. Ezdin? Ezmedin mi ya? Ben böreklerimi getireyim, ondan sonra devam edeceğim. Yani yalancı kabak böreği... Ben ilk kez yiyeceğim. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Ben ilk kez yiyeceğim. Hangi kısmı yalancı? Kabaktan mı dolayı bir yalan mı var ortada? Yoksa hamuru mu gerçekçi değil? Hiç hamursuz. Kabağı rendeleyip yani. Basmıştır böyle bir kalıba. Evet. Kesmiştir onu. Ya yuvarlak bir tart kalıbına koymuştur onu, böyle üçgen kesmiştir. Ondan üzerini bu börek sos yapmıştır. Evet. Bak rendeleyip diyor, bak dur ben şimdi ona cevap veriyorum. Dur şunu koyayım, hemen geliyorum. Bir dakika, hemen gidiyorum.
Sabah rendeleyip önümüze getirecek diyor. Bekle geliyorum, bekle Elif. Bekle, bekle, bekle. Bekle geliyorum, bekle. Ben de sonradan ayıktım. Önce yalancı ne olabilir? Ne yalancı? Baktın mı? Ben bakmadım vallahi. Ben de bakmadım ama sonradan... Ben baktım. Nedir? Sen araştırmacı yarışmacısın. Getirmedin belge... mi? Kartuşu bitmiş, printer'dan çıkmış soluk benizle. Belgeye ihtiyaç duymadım çünkü zaten kolay bir menü olduğu için aklımda hepsini yazdım. Ben. O zaman hiç sallamadım bugün diyorsun. Demek ki Naz'ın menüsü sana şey gelmişti, zor gelmişti. Biraz zor gelmiş. Bilmediğim yemekler olduğu için onu daha böyle detaylı araştırıp ve altını dolduracak yorumlar yapabilmem için belgeyle gelmek istedim. Evet, yalancı börek nereden çıktı? Böyle bir tarif mi var? Senin tarifin mi? Yani hem benim tarifim hem böyle bir tarif var. Biraz ben de bir şeyler içine karıştırdım. Peki. Tabağını. Evet. Yani neden güzel bu kadar kolay bir güzel bir ara sıcak. Lezzetli. Lezzetli. Ha, evet. Tam şuramda konuştu, hissettin mi? Evet, hissettim. Tam tepemde hissettim. Ensendeyim diyor sana. Kendisi bana laf söylüyor ama zor menü de seçti. Onu da gördük. Saçma sapan şeyler. Uydurmuş. Aileste böyle ama renkli diyorlar. Öyleler. Öyleymiş. Biz sen tanıştın mı? Biz apartmanda karşılaştık. Evet. Annesi gibi kapıyı açıyor. Kolay gelsin. Bol başarılar. Kızıma işe güzel davranın. Evet. Orada beklerken mi söyledi? Evet. Hangi arada ne gördü sizi ya? Annesi miydi bilmiyorum yani de. Ben annesiyim diyen bir bayan oldu. Sultana dedi. Annesiyim dedi bilmiyorum. Evet, bir tane Sultana. Annesiyim dedi. İki tane de ablası vardı. Evet, üç kız kardeşler galiba. Güzel puanlar mı verin dedi kızıma. Aynen öyle dedi. Ay anne desi, annenin gönlünden geçti. Sultan Hanım onları herhalde tembihlemiş. Anne ile ilgili bir şey duydum galiba. Yok, anneniz bana dedi ki, anneniz, ben Sultan'ın annesiyim dedi. Kızıma iyi davranın, iyi puanlar verin dedi de. Onu söylüyoruz. Kapıda bekliyoruz dediler. Kapıda beklerken. Tamam, kötü bir şey demez zaten. Demedim, bir şey demedim ki zaten. Şey Elif de diyor ki tembihledi mi Sultan annem öyle desin diye acaba diyor. Elif'in içi fesat, ben ne yapayım? Az önce görünmüş seni sevmişti oysaki. O az önceydi, az önce geçti. Biraz sonra yine seveceksin. Duyguları çok değişken. Ambivalent duygular içerisinde. Sultan Hanım bugün bayağı bir telaşta. Ben çünkü benim menümle kendisini karşılaştırdım. Pek istemiyorum. Yok, hiç vallahi içine kaçtın sen Furkan, hiç konuşmuyorsun. İlk gün şey dediniz, Zora Hanım bir tane böcek var da böcek kim bu masada? Yani bence tartışılır kaç tane böcek var. Salyangoz gibi kabuğu çekilir. Hani dört çiçekli böceklerden ya buyurun. Tabiri caizse. Evet. Burada diyorsun maşallah. Kesinlikle. Furkan şu an evet çiçek rolünde. Ya çiçek de demeyelim de şimdi. Lütfen. Annesi öyle çok tatlı bir şekilde işte hani kızıma yüksek puanlar verin. Hepimiz aslında oradaydık. Hava Hanım da çok abartmadı aslında. Yani çok bir şey söylemedi. İnsanlar da çok bir şey söylemediler. Hava Hanım da çok bir şey söylemedi. Sadece işte bahsetti, konuya değindi. Sultanım'ın annesi bize kapıda iyi ya da kötü bir şey söylemesi bence yanlıştı. Çünkü bizi yönlendirmeye çalıştırdı. Çünkü kızının yemeklerinden o da emin değildi ki bizi yönlendirip iyi puan vermemizi istedi. Ama onun istediği olmayacaktı, bizim istediğimiz olacaktı. Annem iyi demiş. Çünkü annem de görmüş, anlamış bunların ne olduğunu Allah aşkına. Pollyannalar.